Her şey iki kere kontrol edilecek. Bu ameliyatta hata olmayacak. Hocam tamam. Ameliyat ekipman listesi imzalayabilir misiniz lütfen? Bakalım. Tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Bir dakika, bir dakika. Nedir bunlar? Ameliyathaneye kamera kuracağız doktor bey. Nasıl yani? Kim dedi ki bunu? Ben dedim. Hadi arkadaşlar çabuk hazırlanın. Bu ameliyat bu hastanenin ilk canlı yayını olacak. Hastadan izin aldım. Ferman kıymetini bil. Kimseye vermem bu fırsatı. Doğru, vermezsiniz de sormazsınız da. Beliz'e sordum ve izin aldım. Soracak başka kimse var mıydı? Efendim? Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir bahis açalım. Bakalım seninki mi daha çok izlenecek, Ali'ninki mi? Ne dersin? Oldu olacak. Asistan odasına da kamera koyalım. Hatta hastanenin her yerinde kamera koyalım. Siz bizi gözetleyin. Hı? İşi gücü bırakalım. Cerrahlığı falan her şeyi bir kenara bırakalım. Dizi çekelim. Olur mu? Çok iyi bir fikir. İkisi de çok iyi. Bunu düşüneceğim. Hadi sen şimdi işine bak. Bu arada çok zor bir ameliyata giriyorsun. İzliyor olacağım. Köpeklerini besledin. Bugün de en kralından bir tost yaparsın. Ali Karşım'ın yeni sevgilisine yaptığı gibi. Sonra da bir bakmışsın teyzeler düğünde altınları takıyor. Adam korkuyordu. Sen de kaldın daha önce aslanın başında. Ben seninle dalga geçtim mi? Herif bildiğin abayı yaktı kızım sana. Ben onun doktoruyum. Hayatını kurtaran kişiyim. Duygularını karıştırıyor olabilir. Olabilir böyle şeyler biliyorsun. Yok yok. Sizin cinsiniz böyle. Gidip en olmayacak kişiye tutuluyorsunuz. Ali o deli komşusuna, sen de hastana. Hala ne diyor ya? Tamam ya, kızma. Bak sana bir şey aldım. Yeni sevgilini daha iyi anlarsın. Doruk yeter. Benim hastamla aramda hiçbir şey olamaz. Ali'nin de komşusuyla arasında hiçbir şey olamaz. Yok öyle bir şey. Ali'nin yeni sevgilisi falan yok. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz siz? 10 saatlik ameliyata gireceğiz. Bunları mı konuşuyorsunuz? Bu mu sizin odaklanmanız? Hocam. Sus! Neyin peşindesin belli değil sende. Çıktı mı tahliller? Evet hocam, çıktı. Ver. Burada. Ameliyat internetten canlı yayınlanacak. En iyi performansınızı istiyorum. Aklınızı başınıza devşirin. Eğer yapamayacaksanız bana söyleyin. Yerinize başka asistan bulayım. Duyamadım. Güzel. Bütün ameliyatı böyle çekecek mi? Işığı dikkatimi dağıtıyor. Ameliyata konsantre ol. Ama böyle bir ameliyat yok ki. Prosedürü ben kafamdan uydurdum. O yüzden de başarılı olmak zorundayız değil mi? Bakın. Senin fikrin senin ameliyatın. Al. Gerçekten mi? Ayrıca bu konudaki deneyimimiz de bir. Hadi ben buradayım, al. Medulayı iç kortikal alan boyundan kurtar. Kortekse de dikkat et. Tamam? Delme sakın. Olmuyor. Olmuyor. Tamam abi, o zaman iyice sık onu. İki parmağınla böyle ortaya doğru sık onu.
Boşalt onu, patlat. Lisedeyken sivilce problemlerim olmuştu. Geçti. Oldu. Yaptık, oldu. Oldu. Resmen ameliyat icat ettin Ali. Kaldı bir tane. Hadi diğerinde. Hocam iki tane var ya, bir tanesini ben film. Faseyi aç. Aç faseyi, gel iyicene. Evet. Aç, 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 aç. Aç. Evet. Evet. Güzelce tut. Sık. Yak Nazlı. Hocam manyak bir şey değil mi bu ya? Kalp resmen dışarıda atıyor. Sakin olur musun? Ama öyle gerçekten. Evet, devam. Bir dakika, bir dakika. Arteriyel duvarı sarmış durumda tümör. Ne yapacağız? Hepsini alacağız. Mecbur hepsini alacağız. Hocam, alana bir şey kalmadı ki. Marjinler temiz olmak zorunda. Eğer içeride en ufak bir tümör kalırsa ameliyatımızın hiçbir anlamı kalmaz. Devam ediyoruz, alacağız. Ben bu kameralar hastanenin bir işine yarasın diye izin verdim. Fermanlar diye birbiriyle yarıştır diye değil. Şşş, bir dakika, bir dakika. Ne demek dur bir dakika? Adil Hoca yıllarca böyle mi yönetti bu hastaneyi? Ne yapıyorsun? Beliz, bir terslik var. Bir dakika, fazla da kovandılar. Evet, bir bakın bakalım. İçeride bir şey kalmış mı? Temiz görünüyor hocam. Evet, anlıyorum. Temiz görünüyor da. Kalbin iç akış odalarını tekrar yapacak doku kalmadı. Aynen öyle. Geniş BTF'ye grift yapsak? Bataryalar malzeme kalmadı. Hayatta tutmaz. Septal duvara yapıştırsak? Yoğun ileti fiberleri var. Kalp aritmisi gelişebilir. Arteriyel basınç düşüyor hocam. Nazlı, hastanın başına geç. Çabuk, çabuk, çabuk. Hocam, kanülasyon bölgesinde sızıntı var. Çok fazla bypass'ta kaldı. Artık kalbi takmamız lazım. İki odacık eksik. Takamayız kalbi. Ne yapacağız hocam? Evet, sık. Diğer bezi de sık. Temiz. Aferin Ali. Eline sağlık. Kapatın hastayı. Hocam bir saniye. Hocam. Niye birini bana sıktırmadınız? Bilmem. Yani önemi var mı? Yani ne bileyim, iki tane böbrek üstü bezi var. Ben de bu vakanın asistanlarından biriyim. Yani katkım olurdu en azından. Yani prosedürü Ali buldu diye ona yaptırdım. Tamam ama ben de çok çalıştım. Yani madalya takın demiyorum ama en azından eline sağlık diyebilirdiniz. Sadece Ali'ye dediniz hocam. Ha, çocukluk yapma. Ben orada ikinize de söylemeye çalıştım. Hocam ayrımcılık yapıyorsunuz. Size yapıyorlar diye aynısını bana yapıyorsunuz. Ne? Yok bir şey hocam. Ne demek bana yapıyorlar diye? Kim bana
zaman ayrımcılık yapıyor? Yok bir şey hocam. Demir, söylesene kim yapıyor ayrımcılık? Hocam kusura bakmayın, bana düşmez. Tanju. Tanju yapıyor değil mi ayrımcılığı? Ha? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet. Nedir durum? Trombosit taze donmuş plazma taktık hocam. Kanamaya başlıyor. Nabız hala yerlerde. 30-50 fazla dayanmayacak. Hocam, ince bağırsak süt mukosasına ne dersiniz? Kalbe benzer bir yapıya sahip. Odacıkları böylece şekillendirebiliriz. Ah, yetmez. Alan çok büyük. Eğer az malzemeyi kullanırsak kalp yetmezliğinden bir içinde ölebilir. Derin fasyasının kalınlığı peki? 2 milimetreden daha fazlaysa? Doruk, gerçekten mantıklı fikirlerle gelmek zorundayız şu an birbirimize. 2.6 milim dokuya ihtiyacımız var. Ve bu doku basınca dayanıklı olmak zorunda. Şekillendirebileceğimiz kadar da elastik. Anladın mı? Nereden bulabiliriz? Sırf kapakçık yapsak, inek kalbinden perikardiyal greft yapardık. İnek kalbi 4 kapakçık için yeterli değil. Ne yapacağız? Neyse ki diğer ameliyat iyi geçti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Meşhane. İnek meşhanesinden yapacağız. İnek meşhanesinden yapacağız. Daha önce rekonstrüktif ameliyatta kullandım. Ama kalpte hiç kullanmadım. Her şeyin bir ilki var demek. Devam. Of, çok iyi. Kaç Elia, doku laboratuvarına git. 20 santim meşhane lazım. Çabuk fırla. Ferman, mesane dokusu hazırlanıyor. Nasıl, işe yarıyor muymuş? Yarıyormuş. Niye şefim ben? Efendim? Beni niye şef yaptın? İyisin çünkü. Arkadaşlar, bir boşaltabilir miyiz burayı? Çok teşekkürler, kusura bakmayın. Buyurun, teşekkürler. İyisin Ferda. İyiyim ama daha iyisi de mi var? Ferda, ben sana güvendim ve şef yaptım. Öyle mi? Güvendin mi bana? Bana madem güvendin, hastanenin en büyük ameliyatı varken beni niye kongreye yolladın? Madem güvendin, o ameliyatı niye Ferman'a verdin? Lütfen ameliyatı izleyebilir miyiz? Sana bir soru sordu Ferda. Sana da soruyorum. Beni niye şef yaptınız? Tanju! Bana hemen bir cevap ver. Bana cevap vermezsen eğer... Çünkü kolaysın. Tamam mı? Seni idare etmek kolay. Baksana şu aşağıdaki deliğe. İnek mesanesinden kalp dikiyor. Üstelik bu fikri ameliyat sırasında oldu. Seni o yüzden şef yaptım, oldu mu? Ben bir yandan başhekimlik yaparken bir yandan Ferman'ı idare edemiyorum. Bölümü kontrol etmemde yardımcı olursun diye düşündüm. Mutlu musun? Ferda, Ferda bir dakika. Ferda, asıl sana bir dakika. Beni böyle bir şeye nasıl alet edersin? Bana bunu niye söylemedin? Ferda, yemin ederim haberim yoktu. Yemin ederim sana, bak bilsem ben sana söylemez miyim? Yapma.
gerçi bilsen nasıl söyleyeceksin ki? Geldiğimden beri bir kere ilgilendin mi benimle? Bir kere seninle şöyle baş başa yemek yedik mi? Bir kere senin peşinden koşmadan dertleştik mi biz? Çok haklısın. Çok haklısın. Ama sen geldiğinden beri her şey o kadar değişti ki ben... Ben mi değiştirdim ya senin hayatını? Ben mi yaptım? Kötü giden ne varsa bunun suçlusu ben miyim? Hayır. Yalnız bırak beni. Ferda. Daha ne kadar yalnız kalabilirsem. Gel gel çabuk çabuk çabuk. Bırak buraya. Hocam, inferior ve superior arasında boşluk kalacak gibi. Bir dakika. Bekle. Odacıkları diktikten sonra o boşluk kapanacak, merak etme. Açık kompres çabuk. Epi verdiniz mi? Verdim hocam maksimumda ama basıncı artacak, daha fazla ne yapacağım bilmiyorum. Hocam dikişler analiz tutacak gibi ama bir sızıntı olacak sanki. Yaraya ikinci bir dikiş hattı gireceğiz. Hemostatik olduğundan emin olmak zorundayız. Nazlı dayan, burası bitmek üzere. Hadi hadi. Dur kes. Hadi hadi. Hocam bayağı sanat eseri bu. Bypass'tan çıkaralım. Daha şansımız var. Hadi. Al bunu. Bağlıyoruz. İnferiorları kim bağlayacak? O damarları senin bağlaman lazım. Hocam ben bağlayayım mı? İnferiorları. Ben bağlayayım mı? Nazlı bağlayacak. Sütür. Hocam, ben de sütür alabilir miyim? Doğru kes. Tabii hocam. Doruk. Hemen. Doruk bypass'tan çıkaralım. Tamam hocam. Thank you.
Nabız var. Elinize sağlık hocam. Herkesin eline sağlık. Hastayı kapatabilirsiniz. Portekiz. Nasıl geçti? Prosedürüm işe yaradı sanırım. Benimki de. Sizinkinin yanında benimkisi ne ki? Sizinkinin yanında benimkisi sivilce sıkmak gibi bir şey. Bazen insana çok tuhaf duygular yaşatıyorsun Ali. İyi duygular mı? Boş ver. Ya yine buradasın. Hastayı tedavi etmişsiniz. Ben etmedim, Ali etti. Ali ile kıyaslama kendini. Onun bu hayatta yapabileceği en iyi şey bu. Ama bana inan içinde şu kadarcık bir kötü niyet yok. Hatta etrafında olan bitenden haberi bile yok çocuğun. Yani bunları düşünmek çok saçma. Çünkü o bir asistan. Ama sen uzmansın. Kendine gel artık. Tanju seni kontrol edemediği için beni şef yapmış. Biliyor muydun bunu? Ben ne yapıyorum burada Ferman? Ne yapıyorum ben? Çok yalnızım. Babama da üzülüyorum zaten. Ali ile ikimizin arasında kaldı. Ben hiç öyle alışık değilim bir yerde uzun süre kalmaya. Ben ne yapıyorum burada? Bana arkadaşlık ediyorsun. Yani zıtlaşıyoruz arada. Bazen didişiyoruz ama bir süredir konuştuğum tek kişi sensin. Yetmez mi? Teşekkür ederim. Ama yetmez. Yetmez Ferman. Ali? Sadece bir şey. Sen bu saatte niye böyle şeyler yiyorsun? Ameliyatım iyi geçti de kendimi ödüllendiriyorum. Aa, ne güzel. Keyfin yerindeyse sıkıntı yok. Afiyet olsun. Teşekkürler. Adilciğim, keyfi çok yerinde. Bence tam sırası. Hadi gir konuya. Yaşa.
Ali. Afiyet olsun. Adil hocam, teşekkür ederim. Ben de tam size bir soru sormak istiyordum. Ha, sor, sor. İstediğini sor bakalım. Ben insanlarda tuhaf duygular uyandırıyormuşum. Ben nasıl duygular uyandırıyorum? Kimle ilgili? Şu yeni kız mı? Anam. Varmış ya yeni komşun. İsmi neydi onun? Ezo. Heh. Ezo. Hadi bakalım anlat arkadaşına nasıl anlaşabiliyor musunuz? Herkes de bana bunu soruyor. Pek iyi anlaştığımı söyleyemem. Niye? Bana bak doğru düzgün bir kız mı bu? Kötü alışkanlıkları var mı? Seni zorluyor mu yoksa? Bu konuşmayı hiç sevmedim. Ne var canım? Şurada laf diyoruz arkadaş arkadaş. Adil hocam, sizinle arkadaş olma fikri pek iyi bir fikir değilmiş sanırım. Teşekkürler. Ali bir saniye. Ali bir saniye. Bir saniye. İyiyenler. Ali dur, kötü bir şey yapmadım. Ben sadece sen yeni bir hayata başladın. O hayatı merak ediyorum. Doğal değil mi? Bastonsuz yürüyorsunuz. Tamamen iyileşmişsiniz hocam. Senin sayende çocuk. O zaman sizi yeni hayatıma, akşam sizi evime davet ediyorum. Ya da bugün siz hemşireyle ilgilenin, kendisi çünkü ağlıyor. Canım. Bitti mi şimdi? Ben bunu ne yapayım? Aman kır gitsin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim galiba. İyisin tabii. Ameliyat gayet güzel geçti. Teşekkür ederim. Tümör çok büyüktü. Tamamını alınca kalbine bir çeşit yama yapmak zorunda kaldık. Ama hayır, olumsuz bir şey olacağını düşünmüyoruz. Hatta seni odana çıkaracağız. Hazır mısın? Doktorun ne diyorsa o. Tamam. Ben odanı hazırlatıyorum o zaman. Teşekkür ederim Nazlı. Baş dönmeniz veya mide bulantınız var mı? Başım dönmüyor. Midem de bulanmıyor. İnanılmaz. Bir ayağa kalkabilir misiniz? Semptomlarınız tekrardan dönecek mi bakalım? Şimdi mi? Yani judo için erken ama en azından ayağa kalkmayı deneyebilir. Bir şey olmaz. İster misin? Tamam. Yapabiliriz.
O da dönmüyor. Melis. Anneciğim. Bir kucak yok mu anneye? Sarılabilir miyim anneme? Bir şey olmaz mı? Sarıl kızım, bir şey olmaz. İyileştim ben artık. Bak iyiyim ben. Bak ayaktayım artık. Evet. Hadi bakalım. Şur şöyle. Hoppa. Ben hemen şöyle bir geçeyim. Tamam. Mehmet Bey, isterseniz sizi odaya aldığımızı yakınlarınıza söyleyebilirsiniz. Sağ ol. Gerek yok. Yani ziyaretçi alabilirsiniz artık. Ziyaretçim olmayacak zaten. Duydunuz mu? Yok. Neyi? Allah Allah. Ameliyattan herhalde bir ses duydum sandım. Mehmet Bey, siz ziyaretçi beklemediğinize emin misiniz? Evet. Birileri babayı mı özlemiş? Herkül, oğlum. Bir tanem, babam. Ay, ne yapıyorsun sen? Abla, şimdi biz bu köpeği içeriye aldık diye hastaneden kovulmayacağız değil mi? Ha yok canım, köpeğin aşısı var. Zaten Mehmet Bey kendi kalbinden nakil yaptığımız için immünosupresant da kullanmıyor. Hı. Ferman Hoca'ya sorduk, sıkıntı yok yani. Tamam. Ya, çok güzel. Çok. Sen bir gerildin. Yok. Gerildin, gerildin. Ne alakası var? Yaklaşsana. Şimdi hiç aralarına girmeyeyim, çok özlemiştim. Ya sevgi be, hadi. Niye seviyorum ki ya? Çok tatlı, maşallah, maşallah, tamam. Çok teşekkür ederim. Diğerleri de çok özledi babası ama biz Herkül'le geldik değil mi? Oğlum, babayı özlemedin mi? Ha? Gel babaya. Ha? Aferin sana, aferin. Bak, hadi Güneş abiye gidelim. Yok, şimdi çok özlemiş belli ki sahibini, hiç ben araya girmeyeyim. Gel, ya bak sev bal bu bal. Ne gerek var? Ne gerek var? Tamam mı bak? Şey yapma, tamam mı canım? Gerçekten. Canım bak, 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 bak. Hadi tamam, hop, tamam. Hadi, tamam. Nazlı bu yüzden bağladığım feriyorum. Efendim hocam? Yani diyorum ki, niye Ferman Hoca damarlarını Nazlı'ya bağlattı diye düşünüyorsan kendi içinde. İşte cevabı. Bütün gece köpeklerle ilgilendi. Onları buraya getirdi, sterilize etti. Peki sen böyle bir şey yapar mıydın? Soru. Oğlum. Öne çıkacağım birkaç konu bul. Senin için iyi olacak. Sana bakıyor. Heh. Hayır, ben senin vereceğin aklım. Asıl ben senin vereceğin aklı be. Seni dinledim, gittim Ferdi Hoca'ya patladım. Heh. Kadın inşallah komple silmez beni. Bizde de Nazlı bağladı imperiyoru.
Sırf o hastanın köpeklerine bakıyor diye. Benim suçum mu? Yok canım, benim suçum. Benim suçum. Ben nasıl inandım ki sana? Nasıl dinledim ki ben seni? Bak. Tipe bak. Sen kendi tipine bak be. Tipe bak bak. Konuşma benimle ya. Asıl sen benimle konuşma. Merhaba. Çıkıyorum da şimdi. Son olarak bir değerlerine bakayım dedim. Önce şu çekmeceyi açar mısın? Hadi. Çam sakızı çoban armağanı. Ne ki bu? Köpek düdüğü. Ya Allah korusun, olur da bir gün bir yerde sıkışırsan bu yanında bulunsun. Ya böylece nerede olursan ol bulurum seni. Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Ama alamam. Nazlı. İyileştikten sonra bir akşam seni yemeğe çıkarabilir miyim? Güzel olurdu ama yapamam. Neden? Yani doktorumsun diye mi? Bir ay sonra doktorum olmayacaksın ki. Mehmet. Anladım. Sen cerrahsın. Ben de köpek eğitmeni. Ondan değil. Her şey için sağ ol Nazlı. Ben aldım cevabı. Yanlış anlıyorsun. Yanlış anlayacak bir şey yok. Sen farklısın sanmıştım. Öyle değil. Neden peki Nazlı? Neden? Söyle. Eski sevgilim, aşığım. Şanslı adammış. Biliyor musun? Hayır. Belli etmemeye çalışıyorum. Bilerek uzak duruyorum. Neden uzak durduğunu söyledin mi peki? Onu unutamadığın için uzak durduğunu. Bu hayattaki en korkunç şey ne biliyor musun? O kadar çok gördüm ki geride kalanlar hep söyler. Keşke bilseydi sevdiğimi. Bir yarımız yalnız, eksik. Diğer yarımız da kıymetini bilmiyor elindekilerin. Ama iki günlük hayat Nazlı. Bana sen gösterdin yalnız olmadığını. Bence aynını kendin için de yapmalısın. Madem aşıksın, tamam uzak dur yine. Ama bence bilsin yine de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alo, Kabul Recep Bey, merhabalar. Ben Ezo'yu soracaktım. Acaba bir gelişme var mı? Hiç çıkmadı mı? Acaba bir kapısını çalıp yoklar mısınız? Neden mi? Çünkü yardıma ihtiyacı olabilir. Tamam. Siz yine de bir terslik olursa bana haber verir misiniz? Teşekkürler. Şimdi bu internette olacak ya ameliyatlar. Yani sadece prosedür mü yoksa her şeyi mi koyacaklar?
Aa, sen acaba Güneş buradan kısa yolla ünlü olur mu diye mi soruyorsun? Ha? Allah'ım bitmedi gitti oyunculuk sevdası. Ne olacaksa oyuncu olup. Hem boş ver gerçekten. Bir durun. Lafı dolandırmadan direkt söyleyin. Olabilir mi? Ya Ali işte. Yani yeni biriyle. Olabilir mi? Ya Güneş biraz ağzını aramış ama hiçbir şey öğrenememiş. Ben size soruyorum. Kız kısa. Yani Nazlı, açıkça söylemek gerekirse ben pek ihtimal vermiyorum. Ama hayat bu. Çivi çiviyi sökebilir bazen. Gülün. Yani şimdi böyle seni kaybetmenin acısıyla falan belki. İnsanlık hali gibi ne bileyim. Soracağım ben. Nasıl? Öyle direkt gidip soracağım. Eğer arkadaş kalacaksak bilmek hakkım değil mi? Ben de hayatıma bundan sonra nasıl devam edeceğime bakmış olurum. Sor. Sor durduğun kabahat. Ya ben şimdiye kadar 1000 kere sormuştum. Dayan kapısına sor. Sen şimdiye kadar saçını başını yolmuştun Açı. Gidiyorum. Hadi git. Şans dileği. Arkandayız biz senin. Allah'ım bana bir işaret ver. Alıp başımı gidesim var. Ama babam ne yapacak? Bir işaret. Ama babam. Hadi bir işaret ver. Bitti mi benim buradaki hayatım? Baba? Artık tamamen bitti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel kızım, bana niye teşekkür ediyorsun? Bak ne diyeceğim. Ne yapalım biliyor musun? Dışarı çıkalım, yürüyüş yapalım. Gerçi çok fazla yürüyemiyorum, çabuk yoruluyorum ama sana yaslanırım artık, ne yapayım? Yemek yiyeriz belki. Hı? Film izleyelim. Şöyle... baş başa. Baba kız. Ne dersin? Burada. Tamam. Hadi sen ışığı kapat. Tamam. Beyaz bir kovboy filmi bulalım. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım. Geldim. Selam. Sabahtan beri bir sürü elbise çizdim.
Hatta çizmekle kalmadım. Hepsini diktim, diktim. Yeni bir kreasyon oluşturuyorum. Şimdi seninle beraber seçeceğiz, tamam mı? Bak. Tek tek göstereceğim sana. Sen işe mi geri mi döndün? Yok, kovuldum. Bu yeni iş başvurum için işte. Yeni kreasyonumu oluşturuyorum. Sana defile yapacağım. Otur şimdi sen. Ben hepsini tek tek deneyip deneyip geleceğim. Beraber seçeceğiz, tamam? Ah, görüyor musun bir de? Neyi? Neyi tabii ya? Yok çünkü hiç sivilce falan. Baksana senin sayende. Kapıya ne güzel şeyler bırakmışsın öyle. Çok teşekkür ederim. Ya Ali, seni uzaylılar mı gönderdi bana acaba? Hı? Ya öyleyse de şikayetim yok. İyi ki varsın. Hadi deniyorum. Ezo! Senin neyin var? Vallahi şu an sadece bu kreasyon var elimde. İnşallah beğenirsin. İçeride deniyorum, bekle sen. Eşyalarıma dokunma sakın. Dokunursan anlarım çünkü ve buna çok sinirlenirim, tamam mı? İyi misin? Merhaba Ali. Korkma, kızmayacağım. Geçen seferki gibi öyle bağırıp çağırmayacağım. Sadece tek bir şey soracağım. Ali.